Merhaba, Banu Aksungur ben. Bugün size ten makyajı yapacağım. İki farklı ten ürünüyle makyaj yapacağım. Bir tanesi daha yoğun, bir tanesi daha ince. İnce ama güzel, pürüzsüz, börtücük özelliğine sahip iki tane fondösenin uygulamasını yapacağım. Başlayalım. Benim Banu'dan açıkçası en fazla öğrendiğim şey, onu tanıdığımdan beri, bir ürün nasıl doğru kullanılır. Evet. Size o yüzden böyle alıp da kullanamadığınız ürünlerle ilgili çok güzel tüyolar verecek. Sorularınız olursa da Banu'ya lütfen yönlendirin. O konuda uzman bir insan. Önce mankenimizin yüzü zaten temiz. Temiz olduğundan eminiz. Ve altına Radiant Primer kullanıyorum. Şöyle göstereyim ben. Bu ürünü tek başına da kullanabilirsiniz ve çok sevdiğim bir ürün. Biraz gerçi fazla aldım ama mesela şu şekilde görünebiliyorsa ciltte renk eşitliği sağlıyor ve sağlıklı bir yansıma veriyor. Ve bu bence bir cilt için en önemli şey. Cilt ne kadar iyi görünürse alt fondötenden önce makyajımız o kadar iyi ve o kadar pürüzsüz görünecek. Sigma'nın fırçasını kullanıyorum bunun için. Sigma'nın fırçalarını çok seviyorum. Numarasının eğer fotoğrafını F80. Çekmek isterseniz F80. Fırçayla alıyorum yüzün iki bölümüne de. Farklı fonten uygulayacağım ama altlara yine aynı ürünü kullanıyorum. Bunu böyle nemlendirici uygular gibi uyguluyorsunuz. Fırçayla uygularsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Sen primer'ı da fırçayla uyguluyorsun. Evet, evet. Fırçayla uygulamayı daha çok seviyorum. Çünkü daha homojen ve daha eşit dağıldığını düşünüyorum kesinlikle. Şu an mesela 200'e baktığınızda 200 arasındaki fark. Burası daha donuk ve daha mat. Burası daha parlak. Sanki böyle su İnanılmaz atmış gibi. İnanılmaz bir fark var şu ve an ekranda. Ve kesinlikle ışığı da yansıttığı için kesinlikle pürüzsüz bir görüntü veriyor. Fotoğrafınızı çekmesi için de, çekmeniz için de şöyle yine göstereyim ürünü de. Daha da yakınlaştırabilirim. Nars'ın bir numaralı makyaj bazı bu. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Yağlı cilt dışında her cilde önerebiliriz değil mi Banu? Tabii ki yağlı cilt kullanması daha iyi olur ama tabii ki de illa ben kullanmak istiyorum derse, T bölgelerini pudralarsa bence kullanılabilir. Ama hani inanılmaz yağ problemi varsa mutlaka zaten altına yağ kontrol dengeleyici bir ürün muhakkak kullanması lazım. Kullandıktan sonra yine uygulayabilir üstüne ama dediğim gibi T bölgeleri muhakkak pudralaması lazım. Evet. Evet. Modelimizin cildi bu arada normal. Böyle hafif kızarıklık problemleri var. Hani dudak çevresi vesaire ama cildi güzel. Çok güzel. Mesela ben normalinde bu kıza hafiften böyle bir şu burun kenarlarını muhakkak işte kapatıp concealer'la hafiften renklendirip üstüne de böyle hafif böyle bir kremalıkla uygulayabilirdim. Ama şimdi ben size görmenizi istediğim iki tane ürün var. Yani doğru kullanıldığında kesinlikle muhteşem sonuç verecek iki tane fondötenimiz var. Bu zaten benim çok aşık olduğum, çok sevdiğim bir fondöten. Daha çok işte hani bunu da kullandığım, yani çok nadir de olsa kullanıyorum ama sevdiğim yine bir ürün. Ama ikisinin kullanım evet. alanlarını da göstereyim. Mesela diyor ki çok cake görünüm ya verebiliyor diyor. Mesela o görünümü Aynen. engellemek için ne yapmak lazım? Şimdi öğreneceğiz bunları. Evet, onların hepsini böyle yarım yüz yarım yüz. Bu arada sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da muhakkak sorun. Ona göre üstünden geçelim. Bir eksik kalmasın. Ama onun öncesinde bu tarafa BB kremi inanılmaz güzel. İncecik. Ya ben normalde BB kremleri beni bilenler bilir. Ben BB kremi çok normalde seven bir insan değilim. Ama Shiseido'nun BB'leri gerçekten bence çığır açtı. Şöyle göstereyim. Hem Sports BB'sini çok seviyor. Daha demin bir sohbet ettik Banu'yla biraz. Evet, Sport BB inanılmaz seviyorum. Kesinlikle. Ve şöyle de göstereyim. Elimin üstüne de süreyim. Aynı zamanda bir de yüze uygulayarak da anlatacağım. Bu arada fiyatlarla ilgili de şöyle bir açıklama yapalım. Şu an biliyorsunuz son 1,5 ayda çok ciddi bir döviz artışı oldu Türkiye'de. Şu an bunlar bizim fiyatlarımıza yansımış durumda değil. O yüzden zaten yurt dışındaki euro dolar fiyatlarıyla karşılaştırsanız sitede şu an ürünlerimiz yurt dışından daha uygun. O yüzden bu dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, çok ince. Fırçayla dediğim gibi uyguluyorum ve fırçayla uygularken de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Şöyle kullanayım, tekrar üstünden geçeceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey de yok. Bu cildi parçalar ve kızartır. Alıyorum.
Dokunduruyorum, hafiften tampon çekiyorum. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bırakın fırça kelebek gibi süzülsün yüzde. Hafif dokunuşlar. Hafif. Tampon. Hem iz olmaz, hem de daha eşit dağılır. Ve zaten hani cilt güzel olduğu için, iyi olduğu için. Ama atıyorum mesela cildiniz, benim cildim hani bu kadar iyi değil. Ama yine de kullanmak istiyorum derseniz yine de kullanabilirsiniz. Concealer'la belli bölgeleri müdahale edersiniz ki zaten bizim modelimizin de bu kısımları zaten kızarık ve yüzün belli bir tarafında kızarıklık olduğu için oraları kapattıktan sonra lokal olarak istediğiniz her ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü önemli olan doğru uygulama. Tabii ki ürün ama doğru uygulama bence çok çok önemli. Evet. Bu arada bugün bizimle yüzümüz Banu Aksüngür var. Onu sormuşlar. Ayrıca kendi Instagram hesabı da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, kendisini. Beni oradan takip edin. Ya şöyle bir soru gelmiş. Böyle enteresan, bazen bizim güzellik hattımıza da geliyor. Senin çok tecrüben olduğu için Banu soralım. Hı hı. Bazen mesela BB krem kullanıyormuş hanımefendi. Kullandıktan sonra diyor, bir süre sonra yüzünde koyulaşmaya başlıyor diyor. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Ben normalde yine bahsetmiştim, BB kremleri çok sevmiyorum. Diğer piyasadaki hakikaten bu kötülemek gibi bir şey değil. Çünkü ben denemediğim ürünü insanlara uygulatmıyorum. Ama yani çok ön yargılıydım ve Shiseido'nun ürünlerini de kullandıktan sonra gerçekten herhangi bir koyuluk yok. Cilt neyse o. Cilde adapte oluyor ve bunu gerçekten burada bu uygulamayı yapıyorum diye asla söylemiyorum kullandığım için. Çünkü ben çok beyaz tenliydim, şu an bronzlaştım ama. Evet. Hangi ürünü de sürsem gerçekten asla bir ne bir parçalanma. Çünkü benim en sevmediğim şey ciltte parçalanma görüntüsü ve bundan asla hoşlanmıyorum. O yüzden gerçekten NARS ve Shiseido ürünleri doğru kullanıldığında asla parçalanma yapmıyor. Yani Shiseido markası bence hiçbir şekilde hiçbir ürünü zaten parçalanma yapmıyor. Kesinlikle Shiseido'nun BB'lerini alındığı takdirde asla rengin koyulaştığını ve parçalanmadığını zaten göreceksiniz. Biz böyle, yani biz de hanımefendi, yazın hanımefendiye söylüyorum, böyle bir şikayet hiç almadık BB ile ilgili. Belki sizin kendi cildiniz özelinde acaba ürün uyum mu sağlamıyor diye düşüneceğim. Hiç bilmiyorum. Ya da cildinize, belki cildiniz BB krem, yani hani belki başka bir ürün, evet, kullanmanız gerekiyor. Değil. Aynen öyle. Öyle. Belki başka bir ürün kullanmanız lazım. Belki BB size yeterli gelmiyor olabilir ya da işte cildinizin ihtiyacı olan fondöten o olmayabilir. Onun için profesyonel bir make-up artistten doğru ürünü destek almanız lazım. Kesinlikle. Şimdi yüzün diğer tarafına geçiyoruz. Bu da long wear bir ürün, NARS'ın. Çok güzel bir ürün. Böyle hani cildi, porselen. Porselen gibi yapan bir ürün. Ama şöyle söyleyeyim. Şöyle arkasını gösteriyorum. Doğru uygulanmadığı zaman bu ürün benim bu ürün benim cildimde parçalanma yaptı diyebilirsiniz. Ama neden diyebilirsiniz? O da şöyle söyleyeyim. Doğru uygulama olmadığı için öyle bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi uyguluyorum. Böyle bir iki pompa aldım. Yine aynı fırçamı kullanıyorum. Hanımlar, sağ tarafa uyguluyoruz fondöteni. Şu kadar sol aldım. Tarafta BB kullandık. Şu kadar aldım. Minicik. Çok hafif. Çünkü cildinizle aynı renk olduğu için herhangi bir problem olmuyor. Şöyle belli. Tampon. Fazla mı geldi? Bir peçete ya da elinizin üstünde fazlalığını atabilirsiniz. Yine burada aynı uygulamayı yaparken tampon uyguluyorum. Bir de şöyle bir durum var. Burun kenarları bizim en çok... İşte burnumuzu sildiğimiz için en çok açılan ve kızarık olan taraflardır. Eğer bir cildin tam kapanmış olduğunu görmek istiyorsanız muhakkak buraları kapatın. Buralar açık olursa sanki cilt iyi kapanmamış gibi bir sonuç verir. Yine tampon uyguluyorum. Biraz hızlanabilirim. Dokunduruyorum, çekiyorum. Bu çok önemli bir şey fırça uygulamasında özellikle. Mesela dairesel de uygulanabilir ama hani dairesel uyguluyorum da diyebilirsiniz ama bu onun fırçası değil. Bu daha çok tampon hareketlerle uygulanabilen bir fırça. Şöyle karşıya bakalım. Banu, bu arada gözeneklerin çok ön plana çıkmaması için fondöten uygularken mesela bu tampon uygulamak mı önemli? Yoksa tabii. Doğru yani hem doğru fondöten hem de mesela NARS'ın bir tane bazı vardı. Ben onu çok kullanıyordum. Smooth and Protect. Evet. O gerçekten çok işe yarıyor. Ve onun üstüne de yine daha böyle oturtan, daha tampon yapan bir fırça kullanıldığında gözeneklerin arasına girmiyor. Çünkü baz kullanılmazsa
O böyle pütür pütür bir görüntü oluyor ve fırçayla da tekrar üstüne geldiğinde böyle o gözenek fazla fazla görünüyor. Bence hani çok fazla gözeneği varsa pudra kullanmasını tercih ediyorum. Muhakkak saç diplerini unutmuyoruz. Eğer rengimiz koyu ya da açık olursa buralarda böyle fazlalık hissi verir. Hani böyle parçalanmış gibi. O da çok hoş bir görüntü olmaz. Bunlara da çok dikkat edelim. Sol tarafta Shiseido BB kullandık. Çok ince bir ürün. Günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz tüm cilt tipleriyle uyumlu SPF 30. Şöyle sol tarafa bağını uygulamamızı yaptı. Şimdi sağ taraftaysa çok daha porselen görünümlü, yüksek kapatıcı ama parlak bitişli bir fondöten kullanıyoruz. Şunu Narsın. Ve çok dayanıklı değil mi bağını? Kesinlikle. Bu. Kesinlikle ve gerçekten böyle porselen gibi yapıyor. Yani bu tabirden çok hoşlanmıyorum. Yanlış anlaşılmalara mal vermeyelim diye ama porselen gibi bir görüntü veriyor. Şimdi bir bakın. 200 arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Evet. Sol taraf çok daha az kapatıcı ama doğal bitişli. Sağ taraf daha parlak bitişli. Yine natürel ama yüksek kapatıcı. Çünkü bazı hanımlar gerçekten bizden böyle bir talepler var. Yüksek kapatıcı ürün seviyor. Aynen. Yani yine hiç mesela çok az uyguladık aslında ürünü. Mesela minnacık. Zaten yoğun kapatıcı bir ürün. Aynen. İkisini şöyle gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir yandan da YouTube çekimi yapıyoruz. Evet. O yüzden zorlanıyorum. Bu videoyu YouTube'da da izleyebilirsiniz. Aynen. Haftaya. Banucu fondöteni sağ taraf alabilir misin? O tarafta kullanmak. Tamam, şu tarafta mı alayım? Hayır. BB'yi solda, fondöten evet. Sağda. Tamam. Okey. Şimdi aldık. Evet. Kullandığımız ürünleri taraflar. Evet. Bu arada ekranda yakın gözüktü mü? Şeyler, ürünler gösterelim mi? Gerçekten inanılmaz bir fark yok mu? Gerçekten var. Gerçekten. Bu arada. İkisi de çok güzel duruyor. Cilt tipi olarak yüksek kapatıcı Narsın fondötenini kuru ve kuruya dönük karma ciltleri öneriyoruz. Yağlı cilde önermiyoruz. Shiseido'nun BB'siyle tüm cilt tipleriyle uyumlu bir BB krem. Şimdi, geldik kapatıcımıza. Aynen. İki tane. Benim çok sevdiğim. Şöyle de göstereyim bir yandan. Sen anlatırken son ekran görüntüsü almak isteyenler için. Aynen. Pardon. Şöyle. Bu arada sorularınız varsa yine istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Onu da tekrar belirteyim. Evet. Şöyle iki tane benim çok sevdiğim concealer'ım var. Bir tanesi Radiant Creamy Concealer. Gerçekten muhteşem bir konsiyer. Zaten bunu her zaman söylüyorum. Çok beğeniyorum. Uygulamasını göstereceğim. Şöyle çekmek isterseniz diye arkasını şöyle göstereyim. Bunu yine kendi cilt tonunuzu uyumlu olan rengini seçin. Hala açık renk konsiyer seçen insanlar var. Bunu yapmayın lütfen. Diğeri de Shiseido'nun bir ürünü. Bu da yine yoğun kapatıcılık özelliğine sahip stick concealer. Bak gösteremiyorum, şöyle göstereyim. Evet. Şimdi başlayalım. Yine iki farklı tarafa iki farklı ürün uygulayacağız. Bakalım fark ne kadar ortaya çıkacak. Aynen. Şimdi önce Radiant Creamy Concealer'ı kullanmak istiyorum. Bu yine dediğim gibi böyle sağlıklı, böyle gerçekten canlı bir sonuç veriyor. Concealer uygularken, bütün concealer için geçerli. Şurada böyle bir üçgen düşünün. Şu kısımları direkt concealer'ı alıp uygularsam ben, o zaman evet burada çizgi çizgi oluyor, ürün toplanıyor demekte haklısınız. Çünkü bizim burayla işimiz yok. Bizim morluğumuz burada değil. Burada mimik çizgilerimiz var. Bütün herkeste olan bir şey. Dolayısıyla o aralarına girmesi çok normal. Sigma'nın bu fırçasını çok seviyorum. F03. Şöyle muhakkak bunu alın. Gerçekten fırçanın ucunu da göstereceğim. Ve neden bu tarz bir fırça almanız gerektiğini de anlatacağım aynı zamanda. Bu biraz daha böyle geniş uçlu, daha tok bir fırça olduğu için göz altında daha kolay hakimiyet sağlayabilirsiniz bununla. Evet. Tamam, alayım mı? Fırçayı çok seviyorum. Bu fırçayı mutlaka edinin. Gerçekten mutlaka çok başarılı. Gerçekten çok güzel bir fırça. Fırçalar sizin servetiniz gibi. Çok önemli kesinlikle. Yani makyaj malzemesi kadar önemli bir şey. Alıyorum. Tampon. Çünkü normalde cilt
ten 3 kat daha ince ve daha hassastır gözaltı. Dolayısıyla yine fondötende yaptığımız gibi çok böyle bastırarak hareketler yapmıyorum. Tampon hareketler uyguluyorum. Çünkü azdan çoğaltabilirim ama çoktan azaltamam. Dediğim gibi burun kenarları çok önemli. Bize makyajsız sanki makyajımız dağılmış gibi gösterebilir. O yüzden mutlaka oraları kapatıyoruz. Bir de karşı taraftan mesela bakıldığında açık olması gereken belli bölgeler var. O yüzden konsileri benim uyguladığım bölge bu şekilde. Hem yüzü daha aydınlık, daha boyutlu gösteriyor, hem de toplanmayı engelliyor. Tabii ki de fırçanın mesela fazla kalanı var. Çoğunluğu buraya gitti. O zaman tabii ki de alıp yine tampon hareketlerle bu şekilde daha eşit bir miktarda yedirin. Hiçbir zaman burada bırakmayın. Aşağılara doğru bunu yedirin. Mesela şurada bir tane sivilcemiz var. Aynı zamanda burası da aydınlık olması lazım. Oraya da ben şöyle bir dokunduruyorum. Concealer'ı nerelere uygulamamız lazım onu da görmüş oluyoruz. Yine fırçamda fazlalığı var. Hani diyorlar ya işte asla concealer'ı göz kapağına sürmeyin. Sürebilirsiniz. Çok yoğun sürmediğiniz müddetçe hafiften renk eşitliği sağlamak için uygulayabilirsiniz. Üstüne işte direkt far da uygulayabilirsiniz. Yani bu ne kadar concealer uyguladığınızla alakalı. Bir de baz kullanırsanız da sizin işinizi zaten kolaylaştıracak. Şu an evet. Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ını kullandım. Şöyle bağlı. Gösteriyorum. Bakın. Gerçekten. Nars'ın zaten iki tane ön plana çıkan kapatıcısı var. Hı-hı. Radiant yani daha aydınlık bitişli olanını kullandık sol tarafa. Ve gerçekten ne kadar boyutlu, ne kadar pürüzsüz durmuyor mu? Ve sanki mesela böyle belli bölgelerde aydınlık varmış gibi. Bu concealer'ı alıp ben çok seviyorum gerçekten. Bazen fondöten çantama sığmıyor, onun için komple bütün yüzümü uyguluyorum, beni kurtarıyor. Bu arada çizgilere dolmaması için de fırçayla kullanın ve nereye uyguladığınız çok önemli. Orada da tiyoları dinledik Banu'dan. Ve şu fırçamız var. Evet. Şimdi Shiseido'nun stick ürününü şu kısmı uygulayacağım. Bu da yine çok yoğun bir ürün. Niye bunu bu kadar yoğun bir ürünle uyguladım? Çünkü uygulanış amacı çok yoğun kapatıcı ürünler insanları genellikle çok korkutuyor. O yüzden ben de bunun nasıl uygulanması gerektiğini yine aynı fırçayla bu arada kullanacağım. Stick fondöten. Göz altınız çok kuruysa öncelikle zaten göz altı nemlendiricisi kullanmanız lazım değil mi Banu? Kesinlikle muhakkak göz nemlendiricisi kullanın. Şimdi her göz altı kremi de concealer öncesi olmaz. O yüzden concealer öncesi kullanabileceğiniz bu ürün var. 20 yaşından itibaren kullanabilirsiniz. Okay. Glow Revival hem aydınlık veriyor hem de çok güzel bir aplikatörü var. Kullanmanızı hem hijyenik olarak kolaylaştıracak hem de uygulamayı kılcal damarlardaki dolaşımı arttıracak. Muhteşem bir göz çevresi kremi. Concealer öncesi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Concealer'ınızı kaldırmayacaktır. Tabii ben bunu bu şekilde yavaş yavaş anlatıyorum ki çok hızlı geçmiyorum. Tabii ki de bunu siz çok daha hızlı bir şekilde eliniz pratikleştiğinde uygulayabilirsiniz. Ben daha net görün diye nereleri lokal olarak kullanmanız gerektiğini de aynı zamanda anlatıyorum. Şu bölgeleri asla unutmuyoruz. Burnu unutmuyoruz. Yine fırçamın fazlalığına, göz kapağının üstüne hafif geçiyorum. Mesela iki kaş arasında da aydınlık olması gerekiyor. Aynen. Concealer o da çok değiştiriyor gerçekten. Mesela şu bölgeler. Evet. Dudak üstü, burun ucu, çene. Hanımlar bunları hep ekran görüntüsü alın. Evet, İnanılmaz makyajınız değişecek. Concealer'ınızı sadece göz altına kullanmayın. Birçok inanılmaz faydalı bir ürün. Yine tampon. Mesela şurada hemen bir kızarmış. Oraları hemen kapatıyorum. Saç diplerine fondöten gelirken lütfen hani çok yoğunluk vermeyin buraya. Çünkü burada böyle tırtık tırtık bir görüntü olur. Bu da sanki cildiniz atmış, kusmuş gibi. Hele ki saçlarınız açık renkse eyvahlar olsun. Hiç fondöten kullanmayın o zaman daha iyi. Tampon yapıyorum.
Bakın çok bastırmıyorum. Dokunduruyorum, çekiyorum. Hiçbir ağırlık hissi yok. Nasıl görünüyor? Şöyle göstereyim. Yani iki türlü de kesinlikle güzel. Mesela burası işte daha glow bir efekt almak için gece de kullanabilirsiniz, gündüz de kullanabilirsiniz. Ama yoğun bir ürün kullandığınız takdirde de hem pürüzsüz hem yine çok mesela hiç kalın bir görüntü vermiyor. Yoğun bir ürün olmasına rağmen sanki gerçekten bunun kadar inceymiş gibi bir görüntü veriyor. Evet. Yani ben Shiseido'nun ve Nars'ın fondötenlerinde en sevdiğim şey bu. Yani şu şekilde gelebilirsiniz. Yoğun bir ürün, parçalanıyor. Kesinlikle size bahsettiğim şey fırça ve doğru kullanım. Ne kadar az o kadar iyi. Azdan çoğaltabiliyorsunuz dediğim gibi ama çoktan asla azaltamazsınız. Makyajınızı silmeniz lazım. Evet. Okay. Süper. Ten makyajını tamamladık. Evet, ten makyajımızı tamamladık. Şimdi benim çok sevdiğim harikulade bir ürünüm var. Laguna. 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 Yani ben bunu hiçbir şeye değişmiyorum. Bu benim harika bir ürünüm. Şu anda benim göz kalemimin üstünde de Laguna var. Göze derinlik vermek için kullanıyorsun. Muhteşem. Çok seviyorum bunu. Yani bunu seviyorum. En son kırıldı. Çok üzgünüm ama güzel. Başlıyorum. Bunun içinde yine Sigma'nın F40. Birazcık böyle kontur vermek için bence çok güzel bir fırça. Şöyle de bakın. Fırça yapısı böyle yumuşacık ve çok güzel bir açısı var. Ses az mı geliyor? Öyle bir durum varsa yazarsanız süper olur. Böyle bir şeyler yazmışlar. Yani benim sesimin az çıkması çok benim için şaşırtıcı bir durum oldu. Fırçamı alıyorum. O zaman biraz daha bağırayım. Aynen. Biraz alıyorum. Ses az geliyormuş. Tamam. Alıyorum ürünümü. Fazlalığını muhakkak atıyorum. İşte bunu yapamıyorsanız üfleyin. Allah. Fazlalığını attım. Modelim karşıya baktırıyorum. Şimdi hafiften böyle bir hem bir bronzluk. Bunu Laguna'yı allık gibi kullanabilirsiniz. Bronzlaştırıcı olarak kullanabilirsiniz. En beyaz tenli gördüğünüz gibi bir kadın da bronzlaştırıcıyı kullanabilir. Aldım. Asla fırçamı kesinlikle ve kesinlikle bastırmıyorum. Şu bölgeleri böyle hafiften yuvarlak gibi dairesel hareketlerle sonra böyle itiyorum. Hafiften yukarı doğru da ittim. Şakaklara doğru çıktım. Fakat çok beyaz bir kız olduğu için farz edelim ki elimin ayarı biraz kaçtı. Hatta ben biraz daha kaçırayım. Sonra neyim var? Fırçam var. Evse tabii siz bunu yapmayın. Yani normalde hani eğer yaparsanız. Aldım fırçamı. Fondöten kalmış fırçayı üzerinde biraz değil mi? Tampon. Hani fırçamda kalanla bunu kaynaştırmam gerekiyor. Hem daha doğal bir görüntü. Yapmak isterseniz bu şekilde de yine bir teknik, bunu da kullanabilirsiniz. Bakalım. Sadece yanakta kullandığımızda çok güzel bir netice bence elde ettik gibi düşünüyorum. Hemen renklendirdin zaten. Yine ürünümü alıyorum. Şu kısmıyla, hani açılı olan kısmıyla da. Zaten hani çok alnı da buraya yapıp da böyle bütününü almak istemediğim için. Çok hafif saç diplerine mutlaka geçiyorum. Çok güzel bronzluğu tamamlıyor. Evet. Böyle sağlıklı. Yani bronzda, hani sanki böyle güneşten böyle yanmış da beyaz tenli kadınlar böyle hafiften çilleri çıkmış gibi. O böyle çok güzel ve çok seksi bir görüntüdür. Ve de çok güzel bir teknik daha göstereceğim. Daha önce göstermiş miydim hatırlamıyorum ama onu ağırlıkla göstereceğim. Sigma'nın F40 numaralı, evet, fırçası. Evet, F40 numaralı fırçası kesinlikle güzel. Zaten ana fırçalarınız olduktan sonra çok güzel makyaj yapacağınıza eminim. Mesela buraya da şöyle bir kontür göstermek istiyorum. Bunu sormuşlar çok, pardon. Şimdi mesela buraya da biraz daha yoğunlaştırayım. Bir tık daha yoğun bir uygulama yapayım. Şöyle. Mesela biraz daha böyle yanakları çukurlaştırayım. Evet. Biz mesela defilede çok zaman kullandığımız bir şey bu. Çünkü modeller bu taraftan yürüdüğünde daha androjen, böyle daha kemikli yalnız, bir... Evet, bu da çok hoş. Evet, hani yüz olması için genellikle şuradaki çukuru hani böyle daha belirginleştiriyor. Model havası, evet, dediğin gibi. Tabii ben şu an böyle
Sizi engellemiyorum değil mi görüntüyü? Yok yok. Onun da ayrı bir havası oldu. Evet. Yine mesela çok keskin bir görüntümüz olursa yine dediğim gibi fırçamız var ama özellik olarak bu şekilde yaptığımız için yine fırçamı alıyorum şu kısmını. Buraya geçin korkmayın çünkü Laguna gerçekten harika bir ürün. Göz makyajının da vazgeçilmesi gerçekten. Hiçbir şey almayın. Çantanızda bunu alın. Çok samimi söylüyorum. Aynen. Doğru. Radyant krem konsilerinizi alın. Bunu alın. Bir tane de maskara alın. Başka hiçbir şey almanıza gerek yok. Doğru söylüyorsun. Muhakkak unutmuyorum buraları. Her zaman bir bütünlük sağlanmalı. Hiçbir zaman alıp da mesela şu kısımlar işiniz yok. Sakın yapmayın onu. Yeni bağlananlar için soranlar var. Ten makyajında iki ürün kullandı Banu bugün. Sol tarafta az kapatıcısı Shadow BB. Sağ tarafta da Natural Radiant Longwear. En son Nars'ın çıkardığı yüksek kapatıcı parlak bitişli fondötenini kullandı. Zaten resimlerde de size göstereceğiz en sonda. Aynen. Şu ürünleri de göstereyim. Concealer'ları da. Eğer çekmeyen varsa bunlara da bakabilir. Şimdi allığımıza da geçeyim. Hazır teni göstermişim. Hanımlar, herkes buna dikkat kesilsin. Müthiş bir palet. Açayım abi, çok güzel. Bir allık paleti. Biz bununla hem göz yapacağız, hem highlight yapacağız, hem allık olarak kullanacağız. Wanted serisinden. Bence Wanted zaten seri olarak başarılı. Dünyanın en güzel. Çok başarılı. Hem gerçekten farı hem de allığı. Şimdi hangi ürünü kullanalım? Ben çok seviyorum şu orta alttaki rengi. Vampirite. Beğeniyorum. Bir aslında şu renkleri de seviyorum. Mesela çok böyle şimdi özellikle şimdi iki tarafa ben farklı allık uygulayacağım. Niyetini anlatacağım. Çünkü burası daha parlak. Böyle daha ışıltılı. Daha böyle yansımalı bir sonuç veriyor. Tek başına mesela şu parlak rengi de uygularım. Ama hani bir tık daha donuk gibi bir renk uygularsam çünkü denge çok önemli. Her şeyde olduğu gibi makyajda da çok önemli. Alıyorum. Ya isterseniz işte bu fırçayı kullanmazsınız ama ben yine kullanıyorum. Herhangi bir problem yok. Aldım. Fazlalığını atıyorum. Gülümseyebilirsiniz gibi gülümsemeyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Allığın bölgesi asla burası değildir pembe tonları. Çünkü burada pembeliğin işi yok. Böyle hafiften. Sağlıklı. Güneşten yanmış bu kız. Öyle bir etki var. Konsiler fırçamı alıyorum bu sefer. Çok tatlı bir renk yalnız. Evet, çok güzel bir renk. Ben çok seviyorum. Özellikle daha bu soğuk tonları sadece hoş. Mat ürünlerle kullanmayın. Hani dengeleyin istiyorum. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Bu tarafta bunu göstermeyeceğim ama bunu nasıl gösterebilirim? Böyle güneşten yanmış görüntüsünü sever misiniz? Hani böyle çok sağlıklıyım, güneşten yandım o bronz bronz. Kimse sevmez. Görüntüyü aldım. Azıcık aldım. Burun üstünü, hani çünkü ilk güneşlenildiğinde genellikle buraları böyle yanar ya hafiften. Böyle bir hafif bir geçiş var. Böyle bir tatlılık var. Yine aldım. Fazlalığımı böyle yok ediyorum. Özellikle yapmamış gibiyim çünkü güneşten yandım. Şu taraf tamamen öyle. Güzel olmadı mı? Çok güzel. Gayet güzel. Evet. Şahane. Diğer kısma da daha başka bir ürün kullanacağım. Onun için dediğim gibi şu alttaki ürünü de. Bu arada ben bu rengi de kendimde çok kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ama mesela çok yoğun makyaj yapmamak lazım. Ya da mesela çok farklı renkler kullanmadan da kullanılabilir ama çok güzel bir renk o da. Alıyorum. Bunu biraz daha ortalardan alabilirim şöyle. Ay çarptım. Pardon. Nars'ın bir numaralı Wanted paletini kullanıyor şu an Banu Aksungur. Bu biraz daha böyle şeftali pembe gibi ve içinde kendinden yansımaları var. Şahane. Ben bir de özellikle biraz daha yoğun uyguluyorum ki siz görün diye çünkü çok beyaz tenli. Beyaz tenli olması bizim için avantaj. Birazcık daha yoğun uyguluyorum ki uygulanış yerini görmeniz açısından. Gözde hafif bir şeyler yapalım istiyorum. Nars'ın Larger Than Life. Şöyle mi çevireyim? Yok yok, doğru dedin ki. Akmayan göz kalemi, siyah göz kalemi kullanıyoruz evet. Bugün. Bu kendiliğinden çevriliyor. Sakın kalem açacağıyla açmayın.
yoğun waterproof'tan ziyade akma ve dağılma yapmıyor. Ondan bahsedeyim. Uzun süre dayanıklı. Uzun süre dayanıklı. Evet. Waterproof çok yanlış bir deyim oldu. Bir tane göz kalemiyle ve bir tane lagunayla hafiften güzel bir günlük, gece, hiç fark etmez. Yoğunluğunu siz ayarlıyorsunuz. Tabii benim yaptığım gibi ağzını açık bırakmayın. Diplere sürüp dağıtacağım. O smoky gibi bir etkiyi vereceğim. Onun için de biraz da bir hızlı dağıtmam lazım. Eğer ki uzun süre kalıcı olan ürünleri, ya bunu söylemeyi unuttum. Sürdükten sonra hemen dağıtın. O zaman böyle kurur, parça parça oluyor deyip ürünü sevmezsiniz. O tamamen yine uygulama hatası. Açıyorum. Kalıcı ürünleri o zaman hızlı dağıtıyoruz. Kesinlikle. Kirpik dibinden şöyle rastgele. Hiç düzgün çekmek zorunda değilsiniz ama sadece çok kalın yapmayı yeter. Kalem kapağını muhakkak kapatıyorum. E30 daha kalem yapıda bir yine Sigma'nın fırçası. Kalem gibi bir görüntüsü var. Alıyorum. Dıştan içe doğru alıyorum. Banu vallahi makyaj dersi veriyor bize şu an. Hanımlar kaçmaz bu. Biraz daha böyle bir hani smoky efekti veriyorum. Smoky liner gibi oldu. Okay. Ama çok ne güzel, güzel oldu ya. Müthiş. Mesela işte eyeliner çekmesini beceremiyorum diyenlere de aslında kolay bir uygulama. Şuraya biraz bu daha... Dıştan içe gitmek önemli mi? Evet. Yani şimdi buranın çok kalın olması... Şimdi buranın çok pınar bölgesinin daha aydınlık olması lazım. Eğer çok kalın gidersek o zaman böyle çok fake bir görüntü olur. Ama burada zaten gözümüzün akışını destekliyorum. Dışarıda çok içeriye oluyoruz. Evet. Harika oldu. Çok böyle sakin. Çünkü zaten burada bizim cildimiz daha yoğun gibi. Ya da mesela daha kapatıcı, daha pürüzsüzse. Biraz daha onu yumuşattım bu gözle. Ama hani ille de böyle hani çok yoğun bir işte fondöten, kapatıcı bir fondöten kullandıktan sonra böyle bir göz yapmak zorunda zaten değilsiniz. Daha da yoğunlaştırabilirsiniz. Diğer göze birazcık daha yoğun yapıyor. Yine Sigma'nın E70 numarasından şöyle yine ben böyle kesik fırçaları çok seviyorum. Destek alacağım. Çünkü biraz daha yoğun bir göz yapmak istiyorum. Onun birçok rengi var zaten ve gerçekten çok güzel bir kalem. Göz kaleminin markası NARS şu an. NARS'ın Larger Than Life. Bunu birazcık daha yoğun uyguladım. Bakın nasıl hızlı uyguladığıma bakın. Çünkü gerçekten çok hızlı kuruyor. Burayı hemen, daha iddialı vamp yaptım. Evet bu arada buradan mesela bunu sürdükten sonra o uç kısmı var ya hani en son şurada biten kısmı oradan yukarı doğru dağıtıyorum. Sonra şu fırçamı aldım. Dediğim gibi E70 numaralı fırçamdan destek alıyorum. Yukarılara doğru itiyorum. Mesela şu kısmı nice, okay. Şimdi şöyle alıyorum. Çok İç kısımlara doğru. Gece makyajına da yakın evet. Bir makyaj denemesi ama yapıyoruz. Ama yine de fashion bir görüntüsü var. Hani o hani çok böyle yoğun artistik doğru. Bir görüntü yine yok. Doğru. Okay. Bakın. Tek bir tane farlı. Gözü yukarı çekti. Evet. Ayrıca bayağı. Gözlerimde daha koyuluk seviyorum diyorsanız tek bir göz kalemini uyguladı ve dağıttı bana. Bu kadar basit. Yani zannedersiniz ki çok büyük bir smoky var. Hayır. Çok pratik, çok kolay bir makyaj uygulaması. Mesela şöyle bir şey de yine yapabilirsiniz. Biraz daha derinlik katmak istiyorum mesela. Ben yine yine aynı kesik uçlu fırçamla şu kısma böyle hafiften oradaki o geçişi güçlendirsin diye minik bir dokunuş yapabilirim. Bu da orayı gerçekten yumuşatır. Yumuşatıyor. Evet. Zaten smoky falan yaparken, smoky eğer kullanıyorsanız, siyah göz kalemi çok tercih ediyorsanız buradaki yumuşatmayı siyahla yapmayın. Daha böyle kahve tonlarında daha kemik görüntüsü verin ki o böyle yapaylığı ortadan kaldırsın ve daha şık bir görüntü elde etsin. Mesela çok güzel durdu. Aynen. Biraz bu kısmı uygularken iç kısmı da uygulamak istiyorum bu kalemi. Okay.
Yayından sonra storylerimizde ürünlerin detaylarını göstereceğiz. Hiç merak etmeyin, takipte olun. Hızlı bir şekilde iç kısma sürüyoruz. Bir de uygulayabilirseniz muhakkak daha bir bütünlük sağlasın, kirpik dipleri dolu olursa o zaman kirpiklerinize daha böyle uzun, daha böyle tok tok bir görüntü verir. Wow. Böyle bir daha çekik bir kedi göz oldu. Evet. Eyvah. Çok böyle yoğun yapmayacağım altını. Çok kalın da yapabilirim. Fırçamı böyle yan tutuyorum. Sivri asla tutmuyorum. Fazlalığını yine bu bölgelere atıyorum. Ama burayı da yine çok yoğun yapmıyorum. Bakın fırçamı alıyorum. Altla üstü bir tık kaynaştırıyorum ve itiyorum. Ve yine fırçam var. Konsiler hiç almadım farkındaysanız sen. Ekstra hiç almıyorum. Fırçada kalan. Fırçada kalanı. Çünkü istediğim görüntü zaten natural bir görüntü. Natural ama şık. Bir yandan burada size günlük bir basit göz makyajı uygulaması. Birazcık daha geceye dönük bir uygulama nasıl yaparız onu da göstermiş olduk. Evet. Bir de maskara geçmek istiyorum. Bu arada şu kalem şimdi büyük bir merak konusu oldu. Bu kalemi tekrardan Banu'nun seçimini gösterelim size. Eyeliner gibi çekebilirsiniz bunu. Larger than life. Gerçekten dağılmıyor. Emin olun. Çok seviyorum bir de. Nars'ın iki tane maskarasından. İsmini hatırlamazsanız bile tepesinde bakın kırmızı olanı alın. O Audacious maskara. Evet, görünüyor mu? Tamam. Şöyle daha fırça yapısı şöyle tırtık tırtık. Hani bu sizi yanıltmasın. Hayır, benim kirpiklerim bununla toplanmaz, kıvrılmaz vesaire demeyin. Böyle bir göz makyajında göz makyajınız akıyorsa göz kalemi seçimi yanlıştır. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Concealer uygulanırken eğer çok dip kısımlara uygulanırsa bu tarz o zaman akar. O zaman ne yaparsanız yapın akar yani. Nereye uygularsa orayı bir daha tekrar edersen. Evet, şimdi şöyle concealer'ı biz nasıl bu kısmı uyguladık? Çok fazla. Mesela şu dip kısımlara gelmedik. Kirpik dibinin olduğu kısımlara, iç kısma doğru full bir tabaka halinde kaplanırsa o zaman neyi sürerseniz sürün akar zaten. Çünkü alttaki ürün kremsi bir ürün. Evet. Bu fırçayı anlatamak bir bitiremem. Çünkü seviyorum, bunu da seviyorum. Maskarayı yani maskara benim çok hassas olduğum bir konu. Bu böyle fırça yapısı biraz daha plastik, tarak tarak fırça, plastik evet. Ve aslında çok çok kullanışlı mesela esnek. Bakın çok daha esnek. Kirpiklerimi nasıl tutar kaldırır demeyin. Hakikaten kaldırıyor, şimdi göreceksiniz. Hatta bu tarafta çok daha az göz makyajı olduğu için daha net görünüyor. Bir de maskara uygularken asla yapmamanız gereken bir şey. Uç kısımları hemen yapmayın. Aşağı baktırım modeli aldım. Diş fırçalar gibi. Önce bütün kirpikleri alıyorum mekanizmanın içine. Bu şekilde. Tampon hareketlerle itiyorum. Bütün hepsini asla yapıştırmadan. En son alt kısmını doldurdum ya. Üst kısmı şimdi uçlara doğru itebilirim. En son şu kuyruk kısmını da biraz hafiften böyle en son kirpiğimi de yukarı kaldırıyorum. Ki böyle çekik çekik dursun. O estetik görüntüyü elde etsin diye. Müthiş oldu Banu. Sevdiniz mi makyajı? Uygulama olayı bambaşka bir şey. İki göz arasındaki farkı görüyorsunuz. Kirpikler ok gibi oldu bir anda. Ve gözün çekikliği de arttı. Muhteşem. Yine aynı şekilde. Ben genellikle maskara uygularken çok böyle üstten taramıyorum. Ama mesela bu fırçayla üstten de tarayabilirsiniz. Çünkü fırçanın yapısı gereği ama birçok maskara gerçekten hani böyle yoğun yoğun bir görüntü olduğu için böyle bulaşık bulaşık bir maskara görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü hiçbir şekilde estetik bir hava vermiyor.
Eğer kirpikleriniz dolgun olmasını istiyorsanız alta bas kullanın. Ama çok dolgun olacağım diye de kat kat maskara, çok daha haddinden fazla maskara uygularsanız böyle balçık balçık ve kötü bir maskara sonucu kirpik alırsınız. Etkisi. Konuşamadım. Evet, alt kirpiklere de geçerken özellikle bunu çok anlatmak istiyorum. Böyle bak. Dokunduruyorum. Ve çekiyorum. Alt kirpiğine maskara sürmemeli diyeceğin bir durum olur mu? Yani çok akıyorsa eğer çok akıyorsa. Gözleri bence sürmeseler de olur. Atıyorum mesela çok yoğun smokey yaptılar. Mesela hatta şöyle bir şey yapalım, benim hazır aklıma gelmişken onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu tarz mesela smokilerde yine Laguna'yı alıyorum biraz aynı fırçamla. Şu kısım ya da mesela şu tam böyle bombe olan yer var ya, göz bombesinin olduğu yer. Hani buramızda böyle bir şey. O kısmı uyguladığımda. Siyahın altına. Evet. Hem yine çok o keskinliği alıyor. Çok yumuşatıyor. Doğru. Gerçekten öyle oldu. Hem de göz kesinlikle daha derin görünüyor. Evet. Mesela işte atıyorum, bazen ben makyaj yaparken işte daha çok üst kirpikleri uyguluyorum. Altta mesela çok böyle örümcek gibi çok yoğun yoğun bir kirpiğiniz varsa bence alta dokundurabilirsiniz. Hiç dokundurmasanız bile olur. Çünkü o zaman örümcek bacağı gibi olur. O zaman işte odak noktasını dağıtmış olursunuz. Yani referans olarak belli bir bölgeyi alırsanız makyajınızda o zaman kesinlikle bakıldığında wow, kadına bak ne kadar güzel, ne kadar iyi makyaj yapmış diye şeyler duyabilirsiniz. Ama dediğim gibi odak noktasını belli bir tarafa çekin. Çok örümcek bacağı kirpikleri de asla kullanmayın. Müthiş, harikasın. Evet. Şimdi hazır mısınız? Güzel bir renk göstereceğim. Bunun belki hangi ismini bilen vardır muhtemelen. Dolce Vita. Mars'ın Sheer Lipstick Dolce Vita'sı. Bunu hesabımızdaki paylaşımlarımıza bakarak görebilirsiniz. Birçok ünlü ismin en favori ruju. Evet. Şimdi bunu dudak kalemi üstüne de kullanabilirsiniz. Yani ben birçok dudak kalemi üstüne kullanıyorum açıkçası. Modelimin dudak kalemi kullanmayacağım. Dudak şekli çok güzel. Çünkü bu makyajda çok böyle dudak kalemi tabii ki de kullanabilirsiniz ama ben bu dudakta böyle daha fresh, sanki kendi dudağıymış gibi. Hani oradaki o dokusu belli olan bir dudak istiyorum. Dudak formunu, dudak yapısını asla kaybettirmiyor. Şu an zaten biliyorsunuz çok trend bu tarz makyajlar. Daha böyle doğala yönelimi ben çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, çok kendi dudağı gibi duruyor. Kesinlikle bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu evet. Ruj hanımlar herkese lazım. Çok böyle joker. Bence herkeste olması muazzam gereken duruyor. Bir kesinlikle. Yapısı saydam sheer lipstick kategorisinde zaten. Acayip transparan ama güzel bir renk veriyor. Ve çok yoğun makyajlarınızda da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir soru gelebilir bana. Benim dudak rengim çok koyu. Ben bu tarz natural... Evet, mesela atıyorum dudak renginiz çok koyuysa bu tarz renkler sizin dudağınızı ekstra daha mor gösterebilir. Ama bunun sebebi yine nasıl ten makyajında fondöten seçimi çok önemliyse ruj için de geçerli. Ya bir baz kullanın ya da işte concealer'la dudağınızı ya da fondötenle kapatın. Çok iyi nemlendirin. Ama eğer renk çok koyuysa, çok açık, natural diye çok açık renkleri tercih etmeyin. Bu sefer çok iyi olmayabilir. Ama ısrarla da Dolce Vita'yı eğer koyu dudaklarınız varsa kullanmak istiyorsanız benim yaptığım gibi daha tampon hareketlerle uygulayabilirsiniz. Ya da işte dudak renginize yakın bir dudak kalemi kullanarak üstüne yine onu Dolce Vita'yla destekleyebilirsiniz bence. Bu önemli bir tüyo. Yani evet. Dudak renginiz koyu kalıyorsa altına dudak kalemi kendi dudak renginde evet, üzerine çok daha iyi olur. Israrla hani kullanmak isteniyorsa ama evet. Natural renklerde genellikle hep öyle bir problem var. İşte ben de aldım, dudağımda o renk olmadı. Çünkü dudak rengi çok doğru, önemli. Doğru. Ya hani çok pembeyse, aşırı pembeyse, çok açık bir ton kullanıldığında o zaman o istenilen görüntü yakalanmıyor. Evet. Bunda biz Dolce Vita'nın diğer kalem rujunu bile her dudakta farklı bir renk olarak çıkıyor.
Banu çok teşekkür ederiz bugün. Ben teşekkür ederim. Için. Umarım verimli olmuşsunuz size. Ağzına sağlık. Yok harikaydı gerçekten. Bu arada başka Banu'yu da nasıl videolar çekmemizi istersiniz? Onu da lütfen bize direct message olarak atarsanız, direkt Instagram'a yazarsanız sonraki videolarımızı planlarız. Evet. Öğrenmek istediğiniz en zor şey ya da mesela kullanamadığınız herhangi bir ürün, en çok tercih ettiğiniz kullanamadığınız ürün. Muhakkak onu bizimle paylaşın ki size doğru bilgilendirme yapalım. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi storylere lütfen gelin. Story'de modelimizle beraber ürünleri tekrar üzerinden geçeceğiz.